Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Meral Bir video atma daha gereği duydum Bundan önce bir video yayınlamıştım Dolar Türk Lirası'nın teknik analizini Beraber bir daha yapmaya çalışacağım Şu an biraz karışık gibi gözüküyor Parça parça ayırarak göstermeye çalışacağım Önce göstergelerden göstermeye çalışayım Günlükte arkadaşlar 7 günlük ortalamanın 21 Günlük ortalamaya 21 günlük ortalamayı kestiğini aşağı doğru düşüş trendinde 30 günlük ortalamaya yaklaştığını ama henüz daha 50 günlük ortalamayı kesmediğini görebiliyoruz. Zaten bunu da keserse durum daha da vahim olacaktır ve günlük ortalamalarda yine Erasay'ın aşırı satım bölgesine doğru daha henüz inemediğini, inmeye başladığını ve burada bir müddet durduğu zaman satışların yorulacağını ki burayı 20'de tutuyorum. Stoyerasay'ın Artık aşağıda bulunduğunu ve mavinin kırmızıyı kesmeye çalıştığını, yukarı yönünü, sömenin de negatif olarak kırmızıda olduğunu, satıcılı bir şekilde günü kapattığını veya kapatacağını görebiliyoruz. 4 saatliğe baktığımız zaman durum biraz daha açıklayıcı olarak görülebilir. Çünkü bu daha yakın bir zaman dilimini test eder. Pazartesi günü açılışta ne olabilir diye şunları daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Şimdi tabii ki bu 7 günlük ortalama bu kısa vadede hepsinin altına inmiş vaziyette gözüküyor. Yani diğer ortalamaların altına girmiş olarak gözüküyor ve satıcılı bir seyir olarak gözüküyor. Satıcılı bölgede biraz artık gezinmeye başlamış. Bu yani satıcıların artık bir yerde yer tuttuğunu, yorulmaya başladıklarını bize gösterir. Hani şöyle bir durumda çok daha tehlikeli aslına bakarsınız. Zaten ineceğe kadar inmiş, satacağı kadar satmış dolarını satıcılı bölgede çok olduğunu görebiliyoruz. Stoğun gene her zaman diğerine göre daha iyimser olduğunu, yukarıya çıkış hazırlığı içerisinde olunabileceğini, tepki oluşabileceğini gösteriyor ve avos muskulatörü de öyle. Parabolaya bakarsanız tabi parabolik halen 4 saatlikte de bir günlükte de aşağı inişi baskısı olduğunu bize ifade etmekte. Şimdi haftaya pazartesi günü nasıl açılır? Çok o, hızlı bir açılış olacağını zannetmiyorum ama dalgalı bir seyir izleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar haftaya. 19 Kasım'a kadar böyle dalgalı bir şekilde gideceğini düşünüyorum. İnişler, çıkışlar, makas aralıkları fazla olacağını düşünüyorum. Şimdi şu indikatörlerimizi falan bir silelim. Çünkü yani benim gibi izleyen insanlar önceden bunların çok fazla bir anlam yükleyemeyebiliyorlar ve sıkılıyorlar aslına bakarsanız. Ama bunlardan bahsetmek istedik. Şimdi arkadaşlar doların seyri bu 8 e, ayın 8'inden beri e, 5. ayın 8'inden beri 8. ayın 5'inden beri özür dilerim. 4 ay öncesinden 3-4 ay öncesinden çıkışa başlayıp tavurlara kadar getirdi ve iğnesini bıraktıktan sonra yine yedikten sonra aşağı doğru düşüş trendine geçti. Bu olumsuz verilen haberlerle ve faiz özellikle faiz artırımı geleceğinin geleceğini, gelmesi gerektiğinin etkisiyle bu geçti arkadaşlar. Şimdi tabii ki e, bu kadar da düşürübileceğini kimse der gibi biz de bilmiyorduk. Bunun dip nokta ol olması olacağını kimse kestiremedi. Herkes terse döndü. Çünkü çok kısa bir sürede çok adurmalı bir iniş yaşandı. Ve buradaki 8.60'lardan indi indi. İnsanlar şuraları tabi öngöremedi. Belki satıp çıkabilirler de ben dahil. Ben dahil arkadaşlar kendimde tutuyorum. Yani bunun bir süre olabileceğini yani nereye kadar inip inebilir ki diyebileceğimiz bir yerde daha da indi. Ve şuradaki aslında e, destek seviyesinde kırdığı zaman bu belki satılabilirdi ama çok insan tabi bunu yapamadı ben dahil. Çünkü ben orta ve uzun vadeli bir şekilde açıkçası düşünüyorum. Şunu hatta biraz daha indirebiliriz şöyle iğnesinden. Şu seviyelerden falan bir satış yapamadık. 8'lerden falan 8.02'lerden 8'in altına inmesi önemliydi çünkü. Ve burada yine bir süre oyalandıktan sonra arada bir destek acaba buradan tekrar yükselişe geçerim diyerek 7 83'lere kadar falan bu geldi indi 7 83 85 göreceli ve bu da tutmadı bunun da altına indi gitgide aşağı bir iniş söz konusu ve yeni bir destek baktığımız zaman aşağıdan beri aldığımız zaman destekleri burada bir destek oluşu 750 750'nin rakamı bu yüzden önemli şu 750'lere falan gelir buraya değdiği ye yer göreceli tam net çizememiş olabilirim 7.50'lerin altına inmemesi gerekiyor. 7.50'nin altına iner mi dememin sebebi zaten bu. Eğer bu desteği de kırıp geçerse daha bir aşağılarda 7.40'lar, 7.30'lar gibi bir rakamlar gözükmekte. Şurada arada bir 7.30 var. 7.30'larda da çok önemli bir desteği burada gözüküyor. Arkadaşlar 7.30 artık ee, çok önemli bir destek görevini görecek ve benim de kendi tezim eğer umarım 7.50'nin altına inmez bu faiz kararına göre tabi o zaman endişeleri daha da arttıracağını düşünüyorum İnsanlar da çünkü zararları gitgide daha çok perçinlemeye başlayacaktır diye düşünüyorum eğer bu 7.50'nin altına bu desteği de kırıp inerse o zaman teknik olarak 7.40 7.30 gibi rakamlar düşünebilir ancak bana kalırsa bir yerde incelemiştim ve ona göre karar vermiştim hesaplayıp yani 7 yani inse bile bunun altına 7.30'un altına artık inmemesi ve oradan destek bulup oradan destek bulup mutlaka yukarı tekrar çıkmasını bekliyorum. Çünkü e, yani 50 haftalık 60 haftalık incelemelerde bu sonuç ortaya çıkıyor. Yani düştükten sonra bir miktar ancak 7.30'a geldikten sonra durulabildiği ve oradan sonra artık tekrar çıkış yapmaya başladı gözlemlenebiliyor Ben bu benim öngörüm Tabii ki Umarım 7.30 7.30 lira falan gelmez 7.50 kırmaz bu hafta 7.50 kırıp kırmaması yönünde Aslında bekleyeceğiz Perşembe 19 Kasım o kadar olan bölümde Eğer faiz artırımı minimum seviyede tutulursa yani doların yükselişine Belki buraya deyip tekrar çıkış yapacağını düşünüyorum Faiz kararı aslında doları enteresan bir şekilde tutuyor. Yani faiz artırılsa belki daha da kendine gelecek ve yükselecek. Yani öyle bir sıkıştırma kelepçe taktı ki onun beklentisi bile hem geriye düşürüyor hem de ne yapacağını hareket edemeyen bir dolar görüyoruz. Faiz artsa bile dolar kendi doğasına, kendi tabiatına dönecektir. Hiçbir iniş, hiçbir çıkış sınırlı değildir. Genel yükseliş tabii ki yukarı görüyorsunuz. Arkadaşlar e, bunun bir de mutlaka çıkışı e, olacaktır diye düşünüyoruz. Tekrar bu seviyelere gelebilirse 8'li seviyelere oradan sonra yeni bir kanal üste doğru tekrar burayı bir kanal yapıp üst kanal üst trend edinebilir. Tekrar 8'e kadar gidebilirse tabi o da ancak ne zaman olur? Faiz kararına göre eğer faiz düşük seviyelerde yapılırsa hemen olur. Eğer yapılmazsa 200-300 bazlarda biraz süre geçebilir. Ama Ocak ayı sorunu işte bu belki yedi buçuklu o zaman eğer belli bir oranda faiz kararı gelirse yani 300 bas gibi belki 400 bas puan gibi yedi buçukla 8 arası kapatabilir artık diye düşünebiliriz belki diyorum tabi her şey değişebilir bu 19 Kasım'daki oluşacak olan karara göre ama bu salgınlar içe kapanmalar bütün Avrupa ülkelerindeki bu salgının artışı tabi ülkemizde de bu şekilde keşke artmasa eee piyasayı halen tedirgin etmektedir ve halen de insanlara sorsanız hani bu faiz kararı olmasa ne yaparsın paranı diye yine dolara altına yatırırım olacaktır. Türk insanın psikolojik yapısından dolayı ve geçmişteki gelinliğinden ötürü bunlar gerçekleşmektedir. Çok uzun bir çıkış yükselişten sonra bir iniş tabii ki olacaktı. Ee, geri çekilmeler olacaktı. Bunlar da alım fırsatları verebilir insanlara. Ama dolar almak isteyenler tabii ki 19 Kasım'ı bence beklemelerinde fayda var. Orada alınacak karara göre hareket etmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Yarın bakalım ne olacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Bildirim zilini lütfen açın arkadaşlar. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın diyor.